Merhaba, hoş geldiniz. Haftanın bitişinde yine bomba olaylar, bomba... Türkiye'de gündem bitmiyor, Türkiye'de gündem hiçbir zaman sönmüyor diyebiliriz. Böyle hafif geçen bir hafta daha rahat rahat göremedik. Şalter'deyiz, 8. programdayız. Chat ile beraber haftalık gündemi değerlendiriyoruz. Selam GPT. Keyifler nasıl? Merhaba Uğur, keyifler yerinde. Teşekkürler. Senin keyfin nasıl? Bu hafta gerçekten hareketli geçmiş gibi görünüyor. Hangi haberlerle başlıyoruz? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bu hafta 26 Temmuz 2 Ağustos arasını konuşuyoruz. Ve geçen haftadan da ilk olayımız Crosstrike'ın kriziyle krizinin etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Burada 8,5 milyon cihazın etkilendiği doğrulandı Crossstrike tarafından. Crossstrike krizinin yankıları gerçekten büyük oldu. 8.9 milyon cihazın etkilenmesi ciddi bir güvenlik açığı anlamına geliyor. Cross bu süreçteki tutumunu ve kriz yönetimini nasıl değerlendiriyorsun? Geçen hafta Uber kartı dağıttıklarını duyurmuştuk. Şimdi de birkaç havayolu firmasının Apple Mac'te böyle şeyler olmuyor biz oraya geçeceğiz yav dediğini de bu hafta duyduk. İkinci haberimdeyim merak etmeyin haftanın haberine birazdan geleceğim. Samsung %23'lük bir artışla yılın ikinci çeyreğinde 53 milyar dolar kazandığını açıkladı. Bu da yapay zekanın markaya olumlu etkisi olarak yorumlandı. Yapay zekanın markaya olan olumlu etkisi göz ardı edilemez. Bu artış özellikle AI teknolojilerine yapılan yatırımların karşılığını vermeye başladığını gösteriyor. Haftanın haberine geçmeden önce haftanın fırsatını söylemek istiyorum. Bir laptop alayım benim günlük işlerimi hafif ofis işlerimi de halletsin diyorsanız 10 bin lira altına çok güzel bir fırsatla karşınızdayız. Fırsat tabii ki hepsi burada da ve kısa sürede de bitebilir. O yüzden ekranda gördüğünüz QR koddan veya açıklamalarda ya da sabitlenen yorumdaki linkten hızlıca gidip fırsata bakabilirsiniz. Birkaç ürün daha ekleyeceğim. Uygun fiyata kablosuz fare de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada çok güzel olacak. Gidip QR koddan bakabilirsiniz destekleriniz için. Teşekkür ediyorum. Şimdi haftanın haberine geçelim mi? Ve haftanın haberi şöyle oldu. Bu sabah uyandık. Bugün tabii ki cuma günlerden. Cuma sabahı uyandığımda saat 4.30-5.00 gibiydi. Instagram'a erişim engeli geldiğini öğrendik. Cuma sabahı uyanan herkes de zaten bu haberle uyandı. Hatta şöyle ki Instagram neden yüklenmiyor? İnternetimde sorun var mı? deyip telefonunu açıp kapatan bir Annem, e, annemin başına da böyle bir şey geldi. <laughs> ben söylediğimde, "Aa öyle mi?" dedi ve olaydan koptu. Düzeldiği zaman ona haber veririm. Birçoğumuz da acaba bizde mi bir sorun var dedik ama öyle olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Instagram'ı engelleme kararı aldı. Evet, Instagram'a erişim engelinin gelmesi büyük bir şok yarattı. Maalesef videoyu çektiğim süre itibariyle de Instagram kapalı 12 saati aşkın bir süredir Instagram'a Türkiye'den ulaşılamıyor. Tabii ki VPN'de girebiliyorsunuz. Tabii ki sabah ilk haklı soru ne oldu da kapandı oldu. Resmi bir açıklama halen gelmedi. Resmi açıklama derken tabii ki Filistin liderinin paylaşımını Instagram'ın kaldırmasıyla ilgili bir sebep var. CNBC'ye kaynaklarına göre verilen kararın reysen yapıldığı söyleniyor. Muhalefet partisinden de karara itirazla bir dava açıldığı da söylendi halen kapalı ee, uzun zamandır bir sosyal medyayı kaybetmemiştik. Instagram ama bugün aramızda yok. Tabii ki VPN'le de ulaşabiliyoruz. Burada da e, uygulama marketlerinde VPN'ler en yukarı çıktı yine. Rahatlıkla VPN'le de ulaşabiliyoruz. Hatta birçok kişi de şu anda Instagram'da var. Hikaye atıyorlar. Herkes burada mı diye de soruyorlar. Onlardan biri de bendim. Özellikle sosyal medyanın ne kadar hayatımızın içinde olduğunu ve ani erişim kayıplarının ne kadar rahatsız edici olabileceğini bir kez daha gördük. Engel kalktıktan sonra neler olabileceğini öngörüyor musun? Engel kalktıktan sonra tabii ki herkes normal hayatını, normal bir şekilde sosyal medyasını kullanmaya devam edecek. Bunun yanı sıra engellemelerin kalkması gerekiyor. Sosyal medyayı engelleyerek, sosyal medya mecrasını engelleyerek herhangi bir yere varılmayacağını düşünüyorum. Ben yine bir stresten bacaklarımı sallamaya başladım. Bu konuyla ilgili herkesin fikri kendine tabii ki. Ee, ama bir engelin, bir yasağın savunulmasını doğru bulmuyorum. Engeller olmamalı. Kesinlikle sosyal medyanın engellenmesi uzun vadede sorunları çözmek yerine daha fazla tepki ve stres yaratabilir. İnsanlar bilgiye ve iletişime erişimlerini kısıtlanmış hissettiklerinde alternatif yollar aramaya devam edeceklerdir. Sosyal medya, modern iletişimin önemli bir parçası ve bu tür engellemeler genellikle toplumsal gerilimi artırıyor. Senin gibi birçok kişi de bu durumdan rahatsız ve engellerin kalıcı bir çözüm olmadığını düşünüyor. Instagram'ı kenara koyuyorum ve sıradaki habere geçiyorum. Bakalım haftaya <laughs> Önümüzdeki hafta neler yaşayacağız artık dayanılmaz bir yük olmaya başladı bana bu olaylar. Elektrikli araçlarla birlikte toplu konutlarda oturanlar ya da apartmanda oturanların en büyük sorunu şarj noktaları olmaya başlamıştı. Biliyorsunuz kat maliki var, apartmanın çoğunluğu var, yönetimi var, sitenin yönetimi var. Bununla da ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şarj altyapısının kurulması için apartmanın, sitenin, kat maliklerinin ev sahiplerinin çoğunluk kararının yeterli olacak şekilde değiştirilmesine karar verdiler. Yani yok elektrikli arabaymış ben istemiyorum benim sistemde böyle bir şey olmasın diyen varsa çağ ayak uydurmadığı için artık konu dışı maliklerin çoğunluğu karar verdiği zaman altyapıları artık kurabilecekler. Elektrikli araç sahipleri için de büyük bir adım atılmış oldu. Google fotoğrafları biliyoruz. Onun içinde de düzenleme programları vardı. Düzenleme kısmı vardı. Buraya da yapay zeka özellikleri gelmişti. Bu yapay zeka özellikleri artık herkes için ücretsiz oldu güzel özellikler var. Kendinizi tutup başka bir yere taşıyabiliyorsunuz yani. O derece güzel özellikler var. Daha deneme fırsatım olmadı. Sıradaki haberime geçiyorum. Google haritalara geçtiğimiz hafta radar özelliği geldiğini duyurmuştuk. Bu haftada orman yangını takip özelliği geldi. Bunlar zaten vardı. Türkiye'de kullanım açıldılar. Bir bölgede yangın varsa yine kullanıcıların oluşturduğu bilgilerle Google bu bölgede yangın olduğunu bildiriyor. Bu özellikle yangınların yayılma durumunu ve etkilerini anlık olarak takip edebilmek mümkün olacak. Yangınlar konusunda daha bilinçli ve hazırlıklı olmayı sağlayacak. Bu tür teknolojik gelişmeler doğal afetlerle mücadelede büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye'deki yangınlarla mücadelede nasıl bir fark yaratabilir? Geçtiğimiz yıllardaki yangınlardan sonra buna yorum yapmak hata olur ve e, bir satın alma haberiyle karşınızdayız. Canva büyümeye, kendini genişletmeye devam ediyor. Canva Leonardo AI'yı satın alıyor. Leonardo AI'da da güzel fotoğraflar, güzel kişi kimlikleri oluşturabiliyordunuz. Yani bir markanız için bir 100 yapabiliyordunuz yani o derece detaylıydı. Tabii ki ücretsiz kredileri de var. Gidip Leonardo AI'de deneyebilirsiniz. İleriki günlerde Canva'nın içine nasıl entegre edilecek merak ediyorum. Microsoft'tan bir haberim var. Microsoft Skype içindeki tüm reklamları kaldırmış. Skype iş dünyasında pandemiden sonra kullanılmaya devam ediyor. Demek ki Microsoft Teams'e geçti. Çünkü herkes ya da Google Meet kullanıyor. Skype'ın da üstünü örttüler bir ara. Ne güzel revaçtaydı. MSN'i bitirmeden önce sıradaki habere geçiyorum. TikTok'ta artık mırıldanarak şarkı bulabileceğiz. Şahzamı kendi içine entegre etmiş. TikTok çok büyük bir müzik arşivi var, çok büyük bir müzik yelpazesi var TikTok'un da. Sıradaki haberim ise YouTube reklam engelleyici kullananlara siyah ekran göstermeye başlayacakmış. YouTube da reklam engelleyici kullanıyorsanız ya da premium abonesi değilseniz premium abonesi olup da reklam engelleyici kullanıyorsunuz bu arada çalışmaya devam ediyor. Nereden biliyorsun diye lütfen sormayın. <laughs> reklam engelleyici kullananlara e, player'ı CEO olarak gösterecekmiş YouTube. Gelirlerdeki düşüşü bu şekilde telafi etmeye çalışıyorlar. YouTube'da bayağı bir para harcıyor video servis etmek, video Yayınlamak hiç kolay bir iş değil. Her bu kadar, bu kadar, bu kadar çok video yüklenen bir platform olduğunu düşündüğünüzde gerçekten batık bir işti Google alana kadar. Video yayınlamak ve barındırmak gerçekten maliyetli bir iş, özellikle YouTube gibi devasa bir platform için. Reklam gelirleri bu maliyetleri karşılamada önemli bir rol oynuyor. YouTube'un bu hamlesi kullanıcıları premium abonelik almaya teşvik etmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Sıradaki haberim ise BTK'nın bir cezasıyla alakalı Super Online, TürkNet ve farklı 8 internet servis sağlayıcısına BTK ceza kesti. çok milyon TL'lik cezalar oldu. Aralarında 5-10 defa uyarı alanlarında ceza oldu. Peki bu ceza nereden geldi? Niye ceza verdiler diye soracaksınız. IP'lerin dağılmasıyla alakalı. Şimdi ben teknik bir konuya gireceğim. Hemen kendim şey yaptım. IP dağıtımlarıyla alakalı. IP dağıtım servisleri var. GPON deniyordu Türknet tarafında galiba. Hep anlatıldığı için aklıma ilk GPON geldi. IP dağıtımlarında suçu örtmeye teşebbüs gibi bir durum varmış. Çünkü işte siz hepimiz aynı binadayız ve aynı yere gittiğimiz için IP yetmediğinden için dünyada IP IP4 IPv4'ler IPv6'da tabii ki bir sıkıntı yok. IPv4'leri leri e, içinde dağıtıyor. Mesela birimiz IP ban yersek ve aynı IP'yi kullanıyorsak temelde bir üst katmanda hepimiz o oyundan banlanıyoruz. Hepimiz oradan banlanıyorduk. Bununla da ilgili bir sıkıntı olduğu için BTK burada birçok sağlayıcıya da ceza vermiş. Birkaç tanesinin de lisansını iptal etmiş. IPv4 adreslerinin yetersizliği, internetin büyümesiyle birlikte uzun süredir bilinen bir sorun. IPv6'ya geçiş bu sorunu çözebilir. Ancak bu geçişin tam anlamıyla gerçekleşmesi zaman alıyor. Bu arada birkaç lisans da iptal edilmiş dediğimde ee, bildiğimiz markalar değil. Zaten elini eteğini çekmiş markaların lisansları da iptal edilmiş. Onlar da büyük bir ihtimalle yenilemeye gitmedikleri için hani ceza verdik, astık kestik bir durum yok. Herkes çalışmaya devam ediyor. Süper Online'dan Türknet'ine kadar merak etmeyin. Sıradaki haberim ise GPT ile alakalı Open OpenAI'ın ChatGPT 5 modelini ilk ABD hükümetine verecekmiş Open OpenAI. Bu yeni modelin hükümet tarafından nasıl kullanılacağı merak konusu. AI teknolojileri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor ve hükümetlerin bu teknolojilere yatırım yapması güvenlik ve verimlilik açısından büyük avantajlar sağlayabilir. BYD'nin Türkiye'de fabrika açacağını duyurmuştuk. BYD'de Türkiye'de BYD Turkey Otomotiv adıyla resmi olarak bir şirket kurmuş. Hoş geldin BYD diyoruz ve kapı çalıyor. Gündemin oyun kısmına geçmeden önce zam haberini veriyorum. Biliyorsunuz yılın başında Adobe Creative Cloud'da zam gelmişti ve bir zam daha geldi. Bu sefer zam biraz daha yüksek oldu. Aylık 1300 liradan 2000 liraya çıktı. Yıllık öderseniz de 15.000 liraya kadar yükseldi. Adobe artık bir hayal olmaya doğru yol alıyor. Adobe Creative gelen bu zam özellikle profesyonel kullanıcılar için önemli bir gelişme. Aylık ücretin 1.300 liradan 2.000 liraya çıkması kullanıcıların bütçelerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek. Özellikle serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için bu zamlar bütçeyi zorlayabilir. Çok pahalı olursa lokalde çok arttırırlarsa fiyatı herkes sahtesini kullanmaya, crackli kullanmaya başlar diyorum ve oyun gündemine geçiyorum. Valorant PlayStation 5 ve Xbox'a çıkış yaptığı Artık konsollardan Valorant oynayabiliyoruz. Valorant oyuncuları kolay gelsin. Acaba eğim asisti var mı? Hep bu benim bir soru işareti olmuştur. Büyük bir ihtimalle de çapraz platformda da karşılaştırmayacaktır. Riot sanmıyorum böyle bir şey yapacaklarını. Xbox tarafında Xbox 360 Store, Xbox 360'ın mağazası bu hafta itibariyle kapandı. Xbox 360 kullanıcılarının gözü yaşlı bayağı da bir hizmet etmişti Xbox kullanıcılarına zamanında. Son haberime geçiyorum ve... GTA 6 söylentileri devam ediyor. Plakanın orasından bir şey çıkarttılar da onu oraya koydular da Ekim'in bir şeyinde tanıtılacak diyor. 2025'in çeyreğinde gelecek de diye söylentiler devam ediyor. Ama elinde sonunda gelecek. Merak etmeyin bu yıl bitmeden GTA'yı kesinlikle duyurmuş bir görmüş olacağız. Bu haftalıkta haberlerimiz böyleydi. Instagram'da kapattığımız bir hafta oldu. Instagram'ı da üzerimize kapatmış olabilirler. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. GPT. Bu haftayı Instagram erişim engeliyle kapatmış olabiliriz. Ama yine de birçok ilginç gelişmeyi ele aldık. İzlediğiniz için teşekkürler. Uğur. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz GPT. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.